Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. Efendim, Yarının gündemiyle karşınızdayız. İlker'in günü olmaz Gizem. Olmaz. Bu radyo bilir. Bizim de radyo acemiliğimiz yavaş yavaş atılacak efendim. Hem sosyal medyadan, YouTube'dan ve diğer bütün sosyal mecralardan hem radyodan karşınızdayız. Yarının gündemi programı ile ve ilk bölümde konuğumuz Paribu kurucusu ve CEO'su Yasin Oral bizimle. Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi önümüzde upuzun programlar var. Gizem'le beraber burada kripto dünyasını konuşacağız. Yarının gündemini konuşacağız. Böyle biraz önderlik etmeye çalışacağız. Önceden bütün haberleri size vermeye çalışacağız ama bugün Paribu'nun, aslında daha doğrusu 14 Şubat'ta Paribu'nun 5. yılı kutlandı. 5 uğurlu rakamım benim. O yüzden size de uğurlu gelir diye düşünüyorum ama Yasin, hemen sözü vereyim sana, senden dinleyelim. Nasıl bir 5 yıl geçti Paribu yani, için? Şimdi 5 uğurlu dersek bunun 6'sı var, 7'si var. Nasıl olacak onları o zaman? Neden 14 Şubat'ta kurdun mesela? Yani evet, çok yaklaşık zamanlara denk geliyordu. Zorladık aslında 14 Şubat'a denk gelsin diye. Yani ya böyle birkaç gün önce, birkaç gün sonra falan olabilirdi. Güzel de oldu. Şey gibi, ben de mesela 23 Nisan'da doğdum. Hoşuma gidiyor yani. Özel günler. Özel günler. Ama 5 senede 5 milyon için bayağı uğraşmışsınızdır. Çok fazla uğraştık. Yani 5 milyon gerçekten. 5 milyon kullanıcı. Kullanıcı. Hatta şu an çok daha geçtik 5 milyonu. Çok zahmetli bir yoldu. Bu arada 5 yıl nasıl geçti bende yok. Yani bayağı büyük bir şey, boşluk var orada. Çünkü o kadar hızlı geçti ki buradaki 5 yıl, hep söylüyorum zaten, normal işte finans dünyasında, hatta normal bütün sektörlere kıyasla 25 yıla falan tekabül ediyor. Yorucu bir zamandı. Biz mesela geçenlerde bir şey kendi aramızda mesajlaşmamızı gördük. Bir 5 yıl önceki mi? Evet, geçmişe gidelim, ne yazmışız falan. İlk böyle yani birkaç gün geçmiş ve şey demişiz. Çok yoğun işler, çok karışık, 300 kişiye ulaştık falan, böyle 300 kullanıcı oldu. Çok yoğunuz, başımızı kaldıramıyoruz falan dediğimiz zamanlar. 300 öyle diyorsanız 300, 5 hani, milyon hani hayaldi, gerçek oldu. Ya, tabii normalde bu kadar yani bunları bu şekilde o günden hesap etmek çok kolay değildi. Hı hı. Şimdi de açıkçası yani hedeflerimiz var. Buraya doğru çalışıyoruz ama hani 50 milyon mu oluruz, 100 milyon mu oluruz, başka bir şey mi oluruz? Ama günün sonunda geçmiş 5 yıla baktığımızda gerçekten çok önemli bir yol kat ettiğimizi, çok önemli, çok kıymetli bir know-how biriktirdiğimizi ve bunu ziyan etmememiz, ya her şey bir yana, hani Paribu'nun başarılı olması olmaması falan hepsi bir yana, bu kadar know-how'un ziyan olmaması gerekliliği durumu var. Umarım etmeyeceğiz. Peki bu 5 milyonda örnek veriyorum, mesela ilk 1 milyonuncu kullanıcıya hangi yılda ulaştınız? Yani kullanıcı sayısındaki büyüme eksponansiyel olarak mı büyüyor? Şöyle mesela 2021'e kadar, 2021'e biz girerken 1,5 milyon civarında, yanlış hatırlamıyorsam, kullanıcı vardı. Tabii. Sizin uğurlu seneniz geçen sene o zaman aslında. Yani. Tabii 2021 patlama aslında biz de hala tam doğrudan bizimle ilgili değil. Tüm sektör, tüm dünyada aynı şeyler yaşandı. Ama tabii bizim üzerimizdeki yük de çok fazlaydı. Şükür kaldırabildik. Yani onu taşımak da çok gerçekten zahmetli. Onu öngörmek. Arada bir sürü problemler de yaşandı ama geldiğimiz noktada hepsini aştığımızı düşünüyorum. Peki burada mesela 2021 yılında bu kadar kullanıcı sayısında marjinal artışı kaydetme hikayeniz ne mesela? Şimdi bizimle, bize özel mi, genel olarak sektörle mi alakalı? Yani dijital para birimlerine 2021 yılında neden bu kadar bir anda bir ilgi oldu? Ya bu... Yani şey mesela dün işte bu konuyla ilgili bayağı okuyordum ben de. Mesela son dönemde örnek veriyorum, merkez bankacılarının işte bütün yaptığı kamuoyu konuşmalarında pozitif yöndeki söylemleri, gerçi dijital kripto paralarla ilgili değil ama dijital paralarla ilgili, blockchain teknolojisiyle ilgili hakkında konuştukları söylemlerin pozitif söyleme döndüğünü hesaplamışlar. BIST'deki rakamlara baktığımda daha önceki hani negatif söylemler pozitife geçmiş mesela son dönemde özellikle. Doğru, çok doğru. Bir de tabii şey var, yani büyük bir beklenti vardı. Mesela bu sorunun cevabı Mart-Nisan aylarında bende net bir şekilde vardı. Ben de şu an mesela o kadar
bir zaman geçti ki ben o gün acaba ne cevap veriyordum falan diye şu an düşünüyorum. Geçmişe gitmeye çalışıyorum. Şöyleydi. 2017'nin aralığında da hatırlarsanız çok ciddi bir şey yaşamıştık. Harp yaşamıştık. Aynı hazırlıksız olduğumuz bir zaman dilimiydi o zaman da. Ondan sonra müthiş bir şeye döndü. Bütün ekosistem. Durgun bir sezona girdi. Çok ciddi uzun bir sezona girdi. Ve birçok şey vardı, beklenti vardı bir defa. Yani herkes zaten hazır bir şekilde yükselmesini bekliyordu. Hem o beklenti vardı, hem biraz önce bahsettiğiniz konular, kurumsalların buraya çok ciddi ilgi göstermesi. Bu hep böyle olur. Bütün güzel şartlar bir araya geldiğinde. Aslında Türkiye biraz Hindistan gibi. Yani aslında Hindistan bizim çok ötemizde ama yeniliklere ve teknolojiye çok açız. Önce biz deneyelim yani. Hani telefonla çıkar, doğru. Telefonla bakacağım geyi sosyal medyada çok. Önce bir hangi teknolojiyi kullanıyorsun? Ya şeyde de anlıyoruz bunu bu arada. Siz daha iyi biliyorsunuzdur işte yani bankacılık uygulamalarında bile biz birçok Avrupa ve Amerika ülkesinden ilerideyiz. Orada dijital bankacılık da çok iyiyiz. Evet, hatta açık çok ara. İyiyiz. İşte bu tamamen şey bizim ülkemizin aslında ihtiyacını karşılamaktan ötürü bu kadar ileri gidebiliyoruz. Belki bizim de gerçekten de bu kadar hızlı büyümemizin, bu mesafeyi almamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Tam da bu motivasyon. Evet, evet. Peki şimdi bak hep beraber bunları konuşuyoruz ama farkında mısınız? Şunu da tartışıyoruz. Yani Türkiye'nin teknoloji adaptasyonluğu. Siz ne zaman klik ettiniz? İşte sen diyorsun ki Gizem soruyor. Yasin'e diyor ki işte aslında 2017'de bir hype vardı vesaire. Peki biz niye hiç yerel teknolojiyi konuşmuyoruz? Yani biz bir teknoloji trendi var. Türkiye ve Türkiye'deki şirketler de bu trende ayak uydurmaya çalışıyor. Ama biz neden önderlik edemiyoruz? Biz niye öncü değiliz? Yani tam şöyle değil aslında yani burada. O yüzden aslında biraz yerel blok zincire de getirmek istiyorum ha, konuyu. Okey tamam. Sizin var. Güzel bir yere getirmeye çalışıyorsun. Çok dolaylı oldu tamam. Farkındayım ama. Tamam ben hızlıca şey yapayım. getirmeye çalışayım oraya. Birçok aslında sektörde ve teknolojiyle alakalı birçok konuda tam da dediğin gibi yani birçok treni kaçırdık. Hep tüketicisi olduk. Evet. Burada biz gerçekten çok güzel yerinden yakaladık. Yani 2017'de biz bu işe başladığımızda dünyada zaten birkaç böyle platform vardı. Ve biz başladığımızda dünyadaki bizimle yani bizim örnek aldığımız, referans almak zorunda kaldığımız platformların hacim olarak kat ve kat üstündeyiz şu an. Onların hepsinde geçmiş vaziyetteyiz. Ve o günden bugüne yani kendi teknolojimizi üretiyoruz. Şimdi Paribu tamamen içeride kodlanmış, halen içeride yazılmaya devam eden, tüm ihtiyaçlarını kendi içinde karşılayan bir şirket. İşte bunların hepsini yan yana koyduğumuzda ulaşmaya çalıştığın yer Paribu.net. Ve Paribu.net'ten sonraki aslında zaman. Belki de bu sene bizim için işte 5. yıl herhalde oraya bağlayabilirim. Bu anlamda bir milat olabilir evet, diyorsun. Kırılım anladım. Yani. Bir, artık biriktirdiğimiz know-how'ın yeni ürünlere, yeni teknolojik ürünlere dönüştüğü bir yıl aslında bu. Bunu da işte aslında Paribu.net'le ve Paribu Ventures'ta da tamamlayarak destekleyerek daha doğrusu yani başladık. Alım satım platformu olmanın ötesine geçmek diyebilir miyiz? Yani çünkü biz Paribu'yu ilk öyle bildik. Evet. Ama artık kripto alım satımı yapacağım bir platformun ötesinde işlerden bahsediyorsun. Evet. Yersin. Biz kendimizi zaten bir teknoloji şirketi olarak konumluyoruz. Ve alım satım platformu yaptığımız işlerden sadece bir tanesi. Bundan sonra da bunun üzerine bir sürü yani işte Paribu.net yine merkeziyetsiz wallet uygulaması, önümüzdeki zamanlarda NFT marketplace'ler place'ler diyorum çünkü onunla alakalı birkaç farklı projemiz var. Yine üstüne oyunlarla alakalı oyunları ve oyuncuları oyun üretenleri destekleyen projeler ve Ventures'la tüm bu ekosistemi destekleyen yatırımlar yani şeyden tamamen uzaklaşıyoruz aslında. O alım satım platformu biz zaten o işi en iyi şekilde layıkıyla yapmak zorundayız. O zaten bizim ana işimiz. Onu her zaman iyi yapacağız. Orada her zaman en doğru kripto paraları listeleyeceğiz. Daha fazlasını kullanıcıya sunmaya çalışacağız ama ben şeyi anlatmam mesela. Bu sene biz şu kadar kripto para listeleyeceğiz. Bu seneki hedefimiz bu. Hayır değil. Yani bunlar zaten yapmam gereken şeyler. Esas bizim evrildiğimiz yer yeni dünya. İşte bugün Web3'ü konuştuğumuz dönemlerde. Ya Metaverse'ü falan hiç karıştırmıyorum. NFT zaten malumumuz ama Web3 biraz daha bence konuşulması gereken ve bizim hedeflediğimiz alanlardan bir tanesi.
Şimdi şunu merak ediyorum. Paribu.net bir blok zincir projesi. Hı-hı. Her şeyden önemlisi yerel bir blok zincir projesi. Ya yerel dememek lazım. Neden? Şimdi burada şöyle mesela Amerika'da birisi bir şey yaptığında herhalde kendine yerel demiyordur. Çünkü globali yapıyorsun aslında. Ya Paribu.net de böyle bir şey. Yerel derken hani burada yapıldı diyelim en azından ama evet, dünyaya açılacak evet. diyorsun herhalde. Zaten Yersin bu mütevazilikle gerçekten Selda Hanım bizi dinliyorsa bir Selda bağlayalım güzel. Yerel deme Gizem niye yerel? Ya şöyle bunlar gerçekten yerel yani... değil artık. Demeyelim. Demeyelim tamam. Yani... Nerelerde faaliyet göstereceksiniz o zaman öyle mi söyleyeyim? Hayır böyle bir şey değil. Şimdi bu buna şöyle bakmamız lazım. Burada mı yaptınız Türkiye'de? Tabii. Evde yaptım işte, geldim. Tam da kopluyordum ben. O sırada buraya. Tabii ailece de geldim. Normalde bir saçım kaldı. Falan. Nerelerde kullanacak peki? Nereye kadar açılmayı hedefliyorsunuz? Şöyle. 200 tane ülke var. Bunun sınırı yok zaten. Bu projeler zaten oluşurken globale açılıyor. Yani globale oluşuyor. Paribu.net'i kullanmak için ya bu şey gibi işte bir sosyal medya uygulamasına kayıt olmanız için herhangi bir hangi ülkede olduğunuzun bir önemi yok mesela. Yani bu hele ki Web3 dünyasında bunun hiç önemi kalmamış oluyor artık. Komple kopuyor şeylerden, milliyetlerden, ülkelerden tamamen koptuğumuz farklı bir şey konuşuyoruz. Biz işte yatırım yaparken de yani hep şunu söylüyorum. Yani coğrafyanın getirdiği bazı dezavantajların olmadığı kritik sektörlerden bir tanesi bu. Bence biri oyun ki işte zaten hı-hı. Türkiye'de bu kadar oyun stüdyosunun olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Biri de bu. Blok zinciri. Dekakorna orada çıkardık sonuçta. Ama biz bir Türk milleti olarak hani severiz böyle yerlidir, millidir demeyi yani. Sonuçta bunu diyebilirsin. Tamam buna sıkıntı yok. Diyebilirsin. Çok rahatladım. Teşekkür ederim. Yani ama Gizem buna takıldıysa bil ki o 5 milyon kullanıcı da bunu düşünüyordur. Evet. İçin rahat olsun. Yok bu kötü bir şey değil bu arada. Yani burada yapıldı sonuçta. Yani Türk mühendislerin geliştirdiği, bizim çabaladığımız, geliştirdiğimiz ve üstüne yine burada... Buradaki ekiplerle bir şeyler katacağımız bir proje. Peki bir şey soracağım. Şunu çok merak ediyorum. Bitcoin'in zaman içerisinde o blok zincirinin beğenilmemesinin sebebi mesela özellikle akademik çalışmalarda şeye dikkat çekiyorlar. Örnek veriyorum Çin'in bekarlar gününde yapılan alışverişlerde Bitcoin'e yapılan alışverişin o kadar da hızlı olmadığı işte kaç saniyede ne kadar işlem yapılıyor. Eskiden Tesla alacağız diye yola çıkmıştık biliyor musun? Yani ilk Bitcoin'i konuşurken biz ne zaman Tesla satın alacağız Bitcoin'le diyorduk. Sonra bu hikaye giderek azaldı. Bunu konuşmamaya başladık. Tesla alırsın çünkü orada kahve içerken bir saat bile bekleyebilirsin paranın geçmesini ama yani Bitcoin şey için uygun bir ödeme aracı değil. Alışveriş için evet anlık alışverişler için uygun. Onu demek istemedim. Paribu.net'teki yani sizin blok zincirinizdeki mesela teknolojik diğerlerinden sizi farklı kılan şey ne olacak? Şöyle bu zaten Ethereum'dan EVM uyumlu dediğimiz yani Ethereum uyumlu bir blok zincir ve orada ileride Ethereum uyumlu diğer blok zincirleri. ETN gibi. Evet, Bitcoin yani, gibi değil. Yok değil. Tamam, ve oradan yola çıkılarak yaptığımız, geliştirdiğimiz bir proje. İleride köprülerle başka blok zincirlerdeki varlıkları buraya taşıyabilir. İnsanlar buradaki varlıklarını başka blok zincirlere taşıyabilir. Bunun uyumlu olduğu bir proje. Ve tabii biz hem platform olarak hem de özellikle oyun dünyasındaki eksikleri gördüğümüzde... diğer projelerde olmayan, henüz geliştirilmemiş şeyleri kendi blok zincirimize geliştirdik. Avalanche'ın kurucusunu ağırladığımızda ki çok sık ağırlıyoruz kendisini. Avalanche'da konuşuyoruz. Aslında oradaki vizyonla biraz benziyor mu? Yanılıyor olabilir mi? Farklılıklar ne? Yani şimdi, aslında biraz eser gibi dedin ama. Şöyle, ya ben Paribu.net'i... Aslında o da yerel değil ama hani bir Türk olduğu için biz de hep genelde gururla anlatıyoruz. Evet yani. Ama mesela ben şey gibi görmüyorum. Paribu.net... Bu yüzden dedim yerli milli kısmı. Çok güzel. Peki tamam. Bir rekabet içerisinde görmüyorum. Çünkü aslına bakarsanız ben orada o konularda da biraz böyle rahatsızlık duyuyorum. Ya bunlar birbiriyle rekabet eden şeyler değil. Bunlar birbirini tamamlayan, ekosistemi besleyen şeyler. Ben de Paribu.net'i o işte Ethereum'un, Avalanche'in ya da başka bir şeyin rakibi olarak konumlamıyorum. Ben hem kendi platformumda, kendi kullanıcı base'imi düşünerek hem de üzerinde geliştireceğim projeleri düşündüğümde ekosistemi tamamlayıcı bir proje olarak hayata geçiriyorum. Yani işte oradakilerin kullanıcıları artık onu kullanmasın burayı kullansın gibi bir şey değil. Ben bunun üzerine yeni yaratılacak
projeleri, yeni inşa edilecek projeleri desteklemek için uğraşacağım. Buradaki temel hedefim bu. Hatta bazı dikeylere gideceğim. Çok fazla diğer... Ne gibi mesela? Oyun ve NFT dikeyi bizim için önemli ve kıymetli. Evet, oralarda olabildiğince hızlı ve maliyeti düşük bir altyapı sağlayıcı olacak Polybonet. Ki çok olmadığınız bir alan aslında. Bu hikaye ilginç geldi bana. Ya, neden orada potansiyel gördünüz, ben onu merak çünkü ettim. Çünkü biraz önce bahsettiğim şey coğrafyanın dezavantajlarından tamamen arınmış iki tane sektör burası. Bu iki sektör. Hı. Ve şimdi bugün en rekabet edebilen sektörler dünyada. Mesela Metaverse'ü konuşurken de aslında ilk konuştuğumuz şey oyun. Kesinlikle. Türkiye zaten çok gelişmiş orada. Evet, mesela tekrar Web3'ü konuşurken de bütün makaleleri okuyun. Her zaman size şunu söyler. Bunun ilk adapte olacağı, ilk hayatımıza rahatlıkla girebileceği, ilk uygulanabileceği alan yine oyun alanı. Ya Sims'te reklama mı girdi bilmiyorum ama yok, girmiyormuş. Söyledin artık. Neyse, Sims'te oyun değil. Ben yapayım reklamı. Parayım. Hepimizin bir karakteri vardı zamanında, yani onu söyleyecektim ben de. Evet, yani zaten karakter oluşturma bizim için yeni bir durum değil. Değil. Paralel evren yeni bir durum değil. Değil. O yüzden de biz de oraya oyunla adapte olacağız diyorsun. Yani hayatımızda çok şey değişecek ama bu hep bunu bize sağlayacak, entegre edecek şey her zaman oyun olacak. Peki şimdi mesela bir blok zinciri oluşturduğunda doğasında var ki bir coin'i de oluyor. Şimdi hı-hı, sizin de blok zincirinizin ardından bir PRB coin. Evet. Nasıl anlıyorsunuz ismini? PRB. PRB coin. Ha. Ne olacak PRB coin'i? Ama PRB değil mi? Hani yerel değildi? O zaman PRB. Burada konuşuyoruz ama o zaman. Biz bize. Amerikalılarla konuşuyoruz. PRB. Dışarı bir gün o Decacorn hikayesi çıktı. Exit'e PRB diyecek. Bloomberg International'a gittiğinde. Ama Gizem'le Güzem'e PRB. Değil mi? Hayır, ben demeyeceğim bak. Benden duymayacaksın. Peki, tamam. Tamam. Peki. Şimdi bu ağın çalışması için bir native coin'e ihtiyacı var. Yani bu transferleri yaparken ödeyeceğiniz fee'yi bir şey üzerinden yapmanız gerekiyor. O da PRB. Tabii bunun sağlayacağı, bunun token ekonomisini oluştururken ağı da desteklemek için oradan elde edilen gelirler neredeyse tamamen yine ağın çalışması için hem geliştiricilere hem kullanıcılara hem Paribu kullanıcılarına bir fayda olarak dağıtılacak. Tekrar kendisini ekosistemi beklemek üzere harcanacak oradan elde edilen tüm gelirler. Yani mesela bir oyunu satın almak için PRB coin'i satın alacaksın. Sonra oyunda mı kullanacaksın? Bu tam böyle olmak zorunda değil. Ama bir işte oyundan elde edeceğim bir NFT'nin transferi için bir PRB'ye ihtiyacın olur. Ama oradaki NFT'nin alıp satılması için PRB'ye ihtiyacın da olabilir. Veyahut da oyunun kendi yaratacağı token'ı da kullanabilirsin. Ha, o token de onu kapsayabilir. Tabii. Peki, yine bu blok zincir üzerinde token'lar da yaratılabilecek. Devam edersin. Yatırım aracı olarak PRB'yi nasıl konumlayacağız? Yani PRB mesela işte Bitcoin'in yükseleceğini değer saklama aracı mı yani? Evet. Transfer aracı. Transfer aracı. Ama tabii bu token'ların ya da coin'lerin tamamı bir süre sonra aslında bak yatırım yani, aracına dönüşüyor. Çoğu yani. Değer tabii, tabii. Saklama aracı. Ya, Ethereum gibi düşünün bunu. Yani esas. Onu söyleyecektim. Ethereum asıl amacı aslında esas amacı, tabii, yatırım ürünü değildi yani. Değil tabii. Şu an işte Ethereum'un kullanılma yani Etherscan'den şeye bakarsanız ne kadar yoğun kullanılıyor. Çok büyük bir kısmı şu an OpenSea kullanıyor. Transferlerde harcanıyor şu an zaten. O yüzden almak zorundasın normalde. O yüzden almak zorunda olduğun bir şeyi bu motivasyonla yatırım içinde alıyorsun. Şimdi bir de şunu da merak ediyorum. Burada özellikle mesela blok zincir ekosistemindeki az önce bahsettiğin oyunlar, NFT'ler, bunları, ürünleri, projeleri daha da geliştirmek amaçlı olarak baktığımda bir de sizin bir başka şirketiniz, başta da almıştınız zaten, Paribu Ventures var. Ventures özellikle. O ne planlıyor özellikle, onu da sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Barbaros beni uyarıyor. Ara ara nerede olduğumuzu söylememiz gerekiyormuş. Kimli olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Ve kimli olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Şimdi birazdan Paribu kurucusu ve CEO'su Yasin Oral Gizem'in sorusunu cevaplayacak. Radyosunu yeni açanlar için, sosyal medyaya yeni girenler için. Yarının gündemi her çarşamba 17.45 ile 18.15 diyeyim. Hadi artık saat 5 dakika ileri geri. Dolayısıyla neler yapıyoruz, ne yapıyoruz buradayız. Gizem soruyu bir daha soruyu bir daha hızlıca hatırlatırsan. Şimdiye kadar hani radyoyu yeni açan dinleyicilerimiz için Yasin'le konuştuk. Yani bir blok zincir kurulacak Paribu'nun. Bunun kendi ürettiği bir PRB coin var. Bunlarla neler yapılacağı hakkında konuştuk. Bir de bu işlemle bu ürünleri ve platformları blok zincir üzerinden geliştirebilmek için Paribu Ventures diye bir şirketi daha var.
Paribu Net blok zincirinin adı PRB. Coin'in adı, evet. Bir de Paribu Ventures var. Bütün bu teknolojiyi daha da geliştirmek, daha da fazla yatırım yapmak için Paribu Ventures niye var? Niye var? Evet. Şimdi Paribu, çalışmadığı yerden çalışmadı, yani. Hayır, bunlar çalıştım bildiğim yerden. Yani çalışmaya gerek duymadım şeyler bunlar. Paribu Ventures, Paribu Net olsa da olmasa da var aslında. Çünkü günün sonunda bir şekilde bir gelir elde ediyorsunuz ve bu geliri esasen ekosistemin gelişmesi için tekrar paylaşmak normalde bir sorumluluk. Her şey bir tarafa. Para kazanma vesaire, bunlar ayrı konu ama bu normalde ekosistem için bir vazife bizim için. Böyle bakınca biz 30 milyon dolarlık bir fon ayırdık ki bu TL ile çarpınca şu an güzel bir şey yapıyor. 500 milyon üzerinde bir rakam yapıyor. Tabii şu an yatırımlara başladık. Birkaç tane oyun projesine yatırım yaptık. Daha fazlasına yatırım yapmak üzere bayağı bir projeyle de eş zamanlı görüşüyoruz. Tabii Paribu Net'le nerede kesişiyorlar? Çünkü bir süre sonra bizim yatırım yapacağımız, destekleyeceğimiz projelerin mümkünse Paribu Net üzerinde yaşaması, Paribu Net'te yaşayan projelere daha fazla yatırım yapabilme önceliğinin tanınması gibi faydalar bizi bekliyor Paribu Ventures'tan. Şimdi bir sürü, yani biz neyle övünüyoruz? Bu teknolojilerin neden bu kadar peşindeyiz? Niye her şeyi hızlı tüketiyoruz? Yani ülkemizin övündüğü bir özelliği varsa o da genç popülasyonun olması. Şimdi gençler çoğunlukla işte oyun, yazılım, işte yazılım dili öğrenmeye çalışıyorlar. Hani İngilizce, Fransızca yerine yazılım dili öğrenelim. Herkesin de bir yazılım isteği var ve çok da fazla burada oyun geliştirdiğini mesela görüyoruz. $1000 çalışıyorsun. Yeni mezunsun. Hollanda'daki şirket, pardon, 1000 euro veriyor sana. Ben de çalışayım. Niye Türk şirkette çalışayım ki? Yok, onu sormayacağım. Bir dakika, o başka bir konu. Bir dakika, oraya karıştırma, o değil. Onu sormayacağım. Ama insanın işte kafasını karıştırma şimdi. Ama Paribu Ventures demek ki öyle bir evren sunacak ki bu ekibe. Yok, o da değil. Peki, ben oldu. Devam ediyorum ben. Şimdi ben farz edelim ki genç bir oyun tasarımcısıyım, oyun yazılımcısıyım. Tamam. İstiyorum ki bir kaynağım olsun, daha da büyüyeyim, işte daha fazla platformda yerimi alayım. Siz mesela Paribu Ventures bana sermaye koyabilir mi? Siz hani Paribu Ventures şirketinde hangi girişimleri destekleyeceksiniz? Kim sizden sermaye elde edebilecek? Yani Ventures, bu arada belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Hani girişim sermayesi demek, eldeki bir nakdin, az önce Yasin anlattı zaten, değerlendirilmesi demek. Siz hangi girişimcilere destek vereceksiniz? Şimdi önceliklerimiz var. Önceliklerimizden en önemlisi zaten blockchain. Blockchain üzerinde geliştirilecek projeler. Bu, yani bugün oyun da olur, DeFi alanında herhangi bir şey de olur. Metaverse ile ilgili bir şey de olabilir. Her şey olabilir. Temeli blockchain'e dayanan projelere öncelik veriyoruz. Bir girişimci olmanız bundan faydalanamayacağınız anlamına gelmez. Sadece yani fikirle değil de gerçekten bunu bir yere oturtabilmişseniz, bunu bir yere getirebiliyorsanız. Tohum aşamasına yatırım yapmıyorsunuz. Yani o zaman. Tohum gibi yani çalışmıyor bizde. Evet. Yani. Ama VC'lerin zaten büyük bir çoğunluğu tohuma yatırım yapmıyor. Siz de yapmıyorsunuz. Bu, çünkü bu arada sorular var ona ilişkin de. Bu yapmayacağımız anlamına gelmiyor ama anladım. Bunu böyle biz şey yapmak istiyoruz. İşte, Angel Investor'dan ayırmak istiyoruz. Paribu Hub'ımız var biliyorsunuz. O, buralarla işte önümüzdeki zamanlarda Paribu Ventures'ı da birleştirerek tohum alanı da oluşturmak üzere bir taraftan da çalışıyoruz. Bugünün konusu değil ama yarının konusu. Yani şimdi benim bir fikrim var diye şimdi gelemiyorum. Şimdi gelmiyorum. Sonra gelebilir. Sonra bir ara. Ama yine gelebilirsin. Ya sen, yani konu. Yine fikrim var desem. Konuşuruz yani. Tamam, peki. O zaman biraz sorulara, isterseniz sohbetimize ara verelim. İzleyicilere söz verelim. Bakalım onlar neler soruyor, neler söylemişler. Mail adresimin yenilenmesini istiyorum ama çok belge istiyorsunuz diye bir haykırış var. Olabilir. Ya az bu, mı belge istesin? Az belge isteyince de o zaman şey var. Güvenlik zuvarları. Tabii senin adına başkası bunu yapıyorsa ve bir güvenlik zafiyeti yaşandığında bu sefer aksi bir şeyle, taleple, şikayetle geleceksin. Sunucularımızdan kripto parayı kullanan var mı, yatırım yapan? Ben yapıyorum zaten, daha önce söylemiştim. Gizem'in yoktu en son ama... Bence var mı artık? Ben bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Peki, çok ketumdur kendisi. Ama ben biliyorum, yapmıyor yani öyle hiç. Peki, devam edelim. Yasin, bak güzel soru bu. Yani demek ki talep, istek var. Fan tokenların yatırımcıları olarak işte bir Napoli fan token'ı da istiyorlarmış vesaire. Böyle çok talepler geliyor mu mesela? Fan tokenlardan şu olsun bu olsun. Burada bir farkındalık olmuş demek ki tokenlara geliyor. Ilişkin. Yani aslında muhtemelen Socios'un çıkardığı fan tokenların Paribu'da da listelenmesi talepleri bunlar. Takımını tutup mu istiyorlar yoksa hani...
Yok yani yükselecek beklentisi. Muhtemelen ön arzına yatırım yapmış kullanıcıların aslında talepleri oluyor çoğunlukla. Biz bunlara tabii ki kulak veriyoruz ama bizim de bazı listeleme prosedürlerimiz var. Listelenecek birçok kripto para var Paribu'da ve yüksek olasılıkla bu da listelenecekler arasındadır ama buna tarih vermem tabii çok zor. Paribu'nun yeni versiyonu ne zaman gelecek? Sistem biraz daha hızlansa süper olur gibi başka talepler yani de var. Yani şöyle tabii. Hemen hızlıca cevap vereyim. Öyle dememişler şimdi. Zaten bu görünüyor. Açık açık söyleyebilirsin. Sistem ağır diye eleştiriyor. Hayır, iki üstü var ama sen görmedin. İki üstünde de ya, sistem daha hızlı ama çalışsın. Ama ya yumuşatarak gönderiyor. Sen niye böyle yapıyorsun? Görünüyor mu ki? Hayır canım, yukarıda var. Sen sonradan katıldın. Tamam, ben fark etmez. Hepsine şeyim, hazırım. Hepsini karşılayabilirim. Bunu bilerek söylüyorum ama. Yani hepsini karşılayabilirim. Yeni versiyon ne? Bir daha geldi bu. İlla bir yeni versiyon. Evet, şöyle biz tahminen Mayıs ayını hedefliyoruz ama artık ne zamana denk gelir bilemiyorum. Bir komple sistem, her şeyin yenilendi. Bir yeni versiyon planımız var bizim. Arayüz mü değişiyor? Değişiyor? Arayüz, hem arayüz hem arka plan, her şeyin yenilendiği bir şey, bir yapı geliyor. Ama ondan önce kullanıcıların çoğunlukla şikayette bulunduğu bazı o yavaşlık problemlerinin birkaç hafta içerisinde çözüleceğini düşünüyorum ben. Neyinin yavaşlığından bahsediyorlar mesela? Şöyle, muhtemelen işlemin, eşleşmelerdeki evet. Yavaşlıklar var bizim de bildiğimiz. Alım satım esnasında. Güvenlikten dolayı mı ağır yoksa şey yok, mi? Arkada her yerde mi böyle bu zaten? Her yerde böyle değil. Yani normalde bizde de böyle değildi. Kullanıcı sayısı arttıkça, kripto para sayısı arttıkça, yani işlem sayısı arttıkça. Türkiye'deki birkaç platformda daha benzer sorun evet, var ama ben bunlar, hepsinde minik minik tutup deneyen bir insan olarak. Ya bunlar şey, sürekli çalışan sistemlerde kolay yapılabilen geliştirmeler değil ama bazı konularda elimizden gelen tüm geliştirmeleri arka tarafta yapmaya çalışıyoruz. Bu da dediğim gibi birkaç hafta içerisinde önemli hızlanmaların görülebileceğini düşündüm. Sorunlardan peki, bir tanesi. Son birkaç dakika Gizem, sorunu alalım hemen istersen. Şunu merak ediyorum. Mesela başlarken de söyledim. Biz bu blok zinciri kurarken Paribu.net'i yeni projeler, yeni alanlar yapmayı düşündüğümüz projeler var. Bunlara da aslında bir başlangıç aşaması dedim. Evet. Yani Metaverse'ü gösterdin, NFT'yi gösterdin. En büyük hayaliniz ne? Yani ulaşmayı hedeflediğiniz, yakında bu olacak dediğin nedir? Yani en fazla odaklandığınız, şu anki konsantrasyonunuz ve motivasyonunuz hangi proje özellikle? Yani şu an tabii tamamen açıkçası şu aralar Paribu.net'e odaklanmış durumdayız. Çünkü o dediğim gibi diğer bütün projelerin altyapısını oluşturacak. Yani diğer bütün projeler sadece Paribu.net üzerinde çalışacak anlamına gelmiyor ama temelini oluşturacak. Paribu.net'te de çalışacak. O yüzden buranın daha sağlıklı ve sıhhatli olması gerekiyor. Ondan sonra zaten yavaş yavaş diğer öncelikler, işte NFT Marketplace de benim için önemli bir şey. Neden bunu kurguladınız? Yani neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Çünkü Türkiye'de özellikle, yani dünyada da böyle ama Türkiye'de çok fazla bununla alakalı bir şeyler yapmak isteyen, geliştirmek isteyen, projelerini buna bağlamak isteyen ve aslında NFT deyince aklımıza şey gelmesin bu arada. İşte bu JPEG görseller falan gelmesin. Çok daha fazlası var. Yani oyun dünyasının itemleri de birer NFT halinde artık hayatımızda var. Oyunda pelerin alacağım. O ne, NFT mi? Evet. Onu bir NFT olarak alıp başkasına da satabileceksiniz gibi kurguları düşünün. NFT alacağım. Paribu coin'ini ödeyeceğim. Yani dediğim gibi onu biraz önce demiştim. Tamam, ödemeyebilirsin. Peki. Yasin çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sorularımızı gerçekten samimiyetle cevapladığın için, her istediğimizi sorabildiğimiz için de teşekkür ediyoruz sana bir kez her daha. Zaman. İzleyicilerin de soruları var. Onları da önümüzdeki programlarda diyelim. Çünkü Yasin'i birkaç kez daha zannediyorum ki ağırlama fırsatımız olacak. Dolayısıyla onları da kendisine iletirsiniz. Gizem Uzuner Gençtürk, ben Güzem Yılmaz Ertem. Yasin Oral bizim sorularımızı yanıtladı. Yarının dünyasında bu akşamlık bizden bu kadar. Hoşçakalın. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.